Aşkım ne kadar gencecik adam. Leyla'dan aşkım anladım. Ne kadar veriyorsun diye. Mesela niye? Ya senden bahsedelim. Ben tamam mı diyorum? Ne yapayım sana işaret için bunu mu şey yapayım? Dikkatimi dağıtacak, tamam, patlatacak bir şey yapma. O zaman ben ama orada sen da gel lütfen. Tamam. O girecek, ben de yapacağım. Sen de doğaçlama yapacaksın orada. Bir köpek eti de denir. Simge git bak bakayım ben lobide. Ne konuşuyor bu kadınların bu haftaki konuğu? Sizlerin tanıdığı, bizlerin daha yakından tanıdığı Halil İbrahim Kurum. İbo değil. Sen İbo de ya. Halil İbo olmuyor bana. Evet, yani İbo'sun. Aynen. Sen de İbo diyeceksin. Halil'cim hoş geldin. Merhaba canım. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi ben. Nasılsın? İyiyim. Vallahi yorgunum ama. İşte iyi biliyorsunuz tempoyu. Evet, çok teşekkürler kırmadığınızı. Geldiğiniz set arasında olsun efendim. Set bittikten sonra olsun. Set başlamadan önce olsun. Sürekli bizi ziyarete geldi. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Peki dizi çok iyi gidiyor. Küçük bir role girdin aslında. Fakat çok kısa sürede rol de büyüdü, sen de büyüdün. Bunu neye bağlıyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Yazılan karaktere bağlıyorum. Yani önce... Ben de öyle düşündüm. Dördüncü bölümde biter diye düşündüm ama dizinin tek çatışmasıydı Baran. Ama bu senin başarın aslında bence. Yani hani rol, şimdi herkes küçük bir role girebilir. Hatta belli bir zaman sonra biter falan ama kimi oyuncular bunu kendi başarısıyla ve seyircinin sevmesiyle de alakalı büyütüyor. Seninki de böyle bir şey. Ya evet, %50 herhalde. Hem, sadece rol hem, değil yani. Hem karakterin yazımı hem benim üstümde kaptığım şeyler o büyüttü sanırım. Bu beklediğin bir şey miydi? Hiç beklemiyordum. Yani sen de ilk başta rolüm bu kadar, başlarım bitiririm diye girdin. Hiç beklemiyordum. Bir de biliyorsunuz beni. Çok kamera önünü tercih etmiyordum. Evet. Alışık da olmadığım bir şeydi. Onun için daha uzaktı bana hani rolüm bu kadar büyümesi. Senle Baran arasındaki benzerlikler neler mesela? Ya Baran vize anlayışıyla benim vize anlayışım benziyor birbirine. Daha sonra aşkımız benziyor ama Baran kadar istikrarlı değilim bu konuda. Niye soracağımız soruyu aldın oraya kendini tutunmuş gibi yapıştırdın? Ama çünkü aşktan ibaret ya bana. Tamam işte onu soruyorduk yani neyse önemli değil. Ne bileyim lan işte benzerlik dediniz. Peki madem öyle sen kaşındın diye. Peki Baran karakter çok istikrarlı bir aşık. Arzulu, istekli, mutlaka elde etmek isteyen. Deli oğlu deli. Bir karakter. Sen de benzerliği nasıl mesela? Şimdi aşk konusunda gücü benziyor ama mesela olmadığı zaman çok diretmem ben. Hani odama kapanır, kendi kendime yaşarım acısını. Acıya konsantrem kolaydır, 10 dakikadan uzun sürer. 10 gün o odadan çıkmadığını söylüyorlar mesela. Doğru mu? Doğru. Tabii. İşte doğru en iyi olsun. Doğu bilir onu. Yani inimden çık. Doğu kim? Ben de bilen bilir ya Doğu'yu da. Bildiniz değil mi Doğu'yu? Doğukan işte. Önce... Şu ismi uzun olan çocuk. Tamam. Doğukan Uğurlu Gülbüke. Bir türkü gibi bilirim. Yani çık artık ininden diye. Bir çıkaran oluyor yani mutlaka. Evet. Beni kimse çıkarmıyor. Ben kendi kendime isterim. Zaten sen hep dışarıdasın değil mi sen? Aynen öyle yani. Senin sosyalliğine engel olamıyor. Seni eve zorla sokuyoruz. Ya ne yapacağız dört duvarda? Anlaşılmam. Evet, sıkılıyorum biraz, basıyor beni duvarda. Evet. Ya senden bahsedelim. Peki. Hatırlar mısın? Kedini bırakırdın 10 gün eve gelmez. Bak kedinin şeyini süpürürdük, yemeğini aynen, verirdik. Evet Simge, Uğur Adana'dasın dedi olsa. Hala bırakıyorum. Hala bırakıyorum. Evet, gerçekten. Peki, nasıl bir aşıksın? Ya dediğim gibi ben Baran kadar güçlü aşık olabiliyorum ama bunu yansıtmıyorum. Niye? Mesela niye? Ketumluktan herhalde. Ya da bir şeylerden korkuyordur hani. Şimdi Baran'ı bırakayım o zaman kendime geleyim. Kendine sensin zaten. Yani Baran karakteri kıyaslamaktan değil. Çekeyim. Ha tabii. Tamam. Öyle. Şimdi kendime geleyim. Sözlerle çok fazla belli edemiyorum. Daha çok eylemlerle belli ediyorum. Yani işte bir sarılışımla, bir bakışımla, bir gülüşümle ya da işte onun için bir şeyler yapmakla. Ona hani küçük sürprizler yapar mısın? Yaparım. Ne gibi?
Ya işte mesela kek yapıyor, mutlu oluyor. Öyle mi? İşte omlet yapıyor, mutlu oluyor. Anlatabildim mi? Kek de mi yapıyorsun? Çok güzel yaptım. Neyle? Valla bunu son günlerde yapıyorum aslında ama işte şeyle, hamursuz, unsuz, yağsız, şekersiz, fındık tozuyla kek yapıyorum. Mutfakla aran iyi o zaman. Peki, kendimde hiç sevmediğin bir özelliği söyler misin? Ben şunu kendimde, ama bu şey gibi bir şey değil yani, ben o kadar iyi bir insanım ki yani hep buna kaybediyorum bir şey değil. Öyle değil de. Çok kendimde çabuk sıkılıyorum ya. Her şeyden. Her şeyden değil. Ama çok çabuk sıkılıyorum. Onu sevmiyorum. Ne burcusun? Yani. Özelliğini taşıyor musun? Yani bilmiyorum ama hani gözüm çarpıp okuduğumda falan. Evet, bazılarını taşıyorum. Peki bir şey soracağım. Çok alışkanlıkları olan biri misin? Tabii tabii. Çünkü işte beni konuşturmuyor kız ya. Ağzımı açamadım daha. Çünkü o zaman... Ne merak ettim? Bunu da yaptım, buyurun. Hani dedin ya çok çabuk sıkılıyorum diye. Alışkanlıkların eğer çoksa nasıl oluyor bu denge? Yani i̇şte her şeyden değil. Alışkanlık daha gerektiren bir şey ama sıkılıyorsan eğer mesela nasıl oluyor? Her şeyden sıkılmıyorum. Alışkanlıklarımdan sıkılmıyorum. Yani... Ne gibi alışkanlıkların var mesela? Ya işte bir yıldızdan sıkılmıyorum mesela. Kahveden sıkılmıyorum. Odamdan sıkılmıyorum. Yatağımdan sıkılmıyorum. Hani... Ama... İnsan olarak bir tek yıldızı saydın içinde. Ama yanında olsa ondan da mı sıkılırdın? Ondan da sıkılırım. İnsan onun için olmuş. Uzağım ondan işte biliyorsun. Yani uzak durmaya çalışıyorum. Evet. Yok bir tepki şu an gelmedi aklıma. İlişki durumunu düşünürsek genel olarak ama. Şimdiye kadarki İbo. En iyi açıklayan. Şıklı bir soru soracağız bu arada. Seni ilişkilerin içerisinde en iyi açıklayan şık hangisi olurdu? A. Yaptığına şantaj denir, böyle aşka montaj denir. B. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi. Bunu bir daha alabilir miyim? Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi. C. Okai Yamashita Konbamba Konbamba. D mi bende? D sen de. D beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim beni beğenmez. Yoksa ben zurna mıyım? Tamam, B. E vardı. E var mıydı? Var, E var. Hepsi. Evet. Hepsi. Yok, B. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da geldi. Ben gelmedi. Dinlemişsin şarkı. Bir küçük mırıldanır mısın bize? Neydi sözleri ama? Bekle dedi. Bu şartlar altında da. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. Söyleyemedim. Volkan Uğurlu Gülbiten türküsü bile daha, ne bileyim, ritmikti yani. Ama şey, ben kısa kare söylüyorum diyorum. Yıldız Tilbe, senin için nedir? Dın dın. Yıldız benim için yaşam rehberi gibi bir şey. Nasıl diyeyim, anlatayım. Şöyle mesela, bir şey yaşıyorum. Yıldız enteresan bir şekilde şarkılarla cevap veriyor. İşaret gibi. Diyor ki İşaretler sana, bunu yaparsam bu olur diyor. Beni uyarıyor. Rehberliğe sadık kalıyor musun? Kalıyorum. Mutlu musun? Mutluyum ya. Bu işaretler hep beni doğru yola mı götürüyor diyorsun? Diyor musun? Evet diyorum. Hani illaki yol göstermiyor. Bunu herkes fanatiklik olarak algılıyor da benim fanatikliğim yok, hiçbir şey yok. Nasıl ben sanatçı olacağım dedin de bu senin ailende kabul gördü? Öyle büyüdüğüm için. Nasıl büyüdün? Çok klişe cevap olacak da annem ses sanatçısı, babam ses sanatçısı. Klişe değil canım, benim değil, onun değil. Evet. Yani. Hani yani öyle öyle bir evin içinde büyüdüm. En sevdiğin huyun ne? Güvenmek en sevdiğim huyum. Güveniyorum yani. En sevdiğim huyum. Öyle şüpheyle yaklaşmıyorum kimseye. Çabuk güveniyorsun, hemen güveniyorsun. Yani. Gibi hemen, işte evet, orada evet. Orada ama şey, değil mi? Hemen güveniyorum ya. Ama güvenim de kırılmıyor yani. Ha onu soracaktım yani. Çabuk güveniyorsun ama güvenini kıranlara hiç olmadı mı? Hiç yani? Olmadı çünkü ben onu yaratıyorum. Ben ona diyorum ki o bunu yapmaz, o bunu yapmaz. Yani ama insan onun için süt emmiş. Onun yok. Hiç ihanete uğramadın. Ya ihanetten kastım aldatmak ya da şu değil. Hani yanıltmadı beni kimse. Çok kavga ederim ama yani güvenmek huyumu çok seviyorum. Ya ne kadar şanslı bir insansın o zaman. Ha bir dostumdan çok büyük kazık yedim işte, ismi lazım değil. Nedir anlatsana ya. Ya bu açıdan söylemedim. Dostum yani. Kardeşim dediğim. Allah belanı versin.
Allah senin belanı verin, göreceğim. Allah'ım iki Adanalı'nın yanında ağzının bütün sarayda. Senin bize sormak istediğin bir soru var mı? Var. Şimdi benim hayatımda olan bir şey, yani hayatımda sık karşılaştığım bir şeyi size soracağım. Beraberliklerinizde karşı taraftaki, yani işte erkekte ne kadar babanızın acısını ya da mutluluğunu çıkarırsınız? Yani babanızı ne kadar ararsınız? Döşüme bir kaya oturdum. Biz sen cevap ver, ben biraz düşüneceğim. Tamam. Şimdi aslında 30 yaşını geçmiş insanların hayatlarında şimdi babam ne iyi gibi şeyleri taşımasından hiç hoşlanmıyorum ve bu benim için hiç kabul edilebilir bir şey değil. Elbette hepimizin travmaları var. Babamızı aradığımız, aramadığımız, aksini aradığımız, aslında aksi deyip lan bu babammış dediğin zamanlar da var. Ama şeref duyarım babam gibi bir adamla beraber olmaktan. Güzel. Ben de şöyle, aslında dönem dönem değişiyor. Temelde, en temelde aradığım şey, evet, ilk babamdan geliyor kesinlikle. Tabii. O da nedir benim için önemli olan? Bunu açıkça söyleyeyim. Vicdanlı mesela. Bu benim olmazsa olmazımdır gerçekten, bir erkek evet, istediğim. Evet. Kadın içinde vicdan çok önemli. Evet. Bize bir tane şarkı söyler misiniz? Bize öyle bir şarkı söyleyiniz ki. Niye şarkı söylüyorum efendim? Sesiniz güzel. Senin biliyorum. De sesin güzel. Ben şarkıcı değilim ama. Ben de değilim. Ben dışarıda da söylemiyorum. Tamam. Düğünlerde de çıkmıyorum. Ben evde arkadaşım. Canım çok isterse bildiğim bir şarkıysa da seve seve eşlik ederim. Fotoğraflarımızı beraber sahnede. Seve seve eşlik ederim. Gecede 50 liraya çalıştım. Ya kavga mı ediyorum? Kavga mı ediyorum? Şurada bir Hamlet oyna demiyorsun da efendim, şarkı söyle diyorsun yani. Hangisi? Ayrıca Hamlet oyna. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Hamlet oyna dediğim gün lütfen beni şu pencereden aşağı at. Ne oldu? Yani orada pencere beni hayatımda çıkar. Niye bir oyuncuya şunu oyna demiyorlar da şarkıcıya şarkı söyle diyor? Onu tekrar tekrar söylüyorum. Bunu söylediğimiz gün bizi hemen Instagram'dan falan engelle yani. Reji şarkı söylemek zorunda mıyım? Olmalı ya da olmamak. Bunu mu yapmak istiyorsun koyacağım yani? Sen rejiyle mi muhataptın buraya gelirken? O dedi ya şarkı diye. Tamam. Söylemek zorunda mıyım? Birazdan söyler. Şöyle bir kutu. Hayır, istemiyorum. Ne münasebet. Şarkı söyletmeden mi bitireceğim? Evet. Allah Allah. Evet. Sen söyleme, Esra söyler. Ben hazırım. Simge, ver sesini. La. La derken do çıkıyor. Her yerde şarkı falan. Bu programa özel şarkı söylüyorum. Tabii aynen. Böyle şarkı. İbo'cum çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin, güle güle. Canım. Peki, Halil İbrahim Kurum'la birlikte. Ayrıca bizi Adana'da misafir eden Emir Royal Oteli'ne gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladılar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oy verdim gittim beni, oy koy verdim gittim beni. Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oy, sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy, sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Ayrıca
Sen görmedin tabii onları. Gördüm, gördüm. Gördün mü? Görmezlikten gelmiş demek ki. O yok sayabiliyor. Ya bizim sorunumuz hep buydu. O yok sayabiliyor, ben hep... Nanesi nanesi de sevdiğim bir yanet. Güzel gelsin içimde de sevdiğim bir nanesi. Nanesi nanesi de seviyorum bir nanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim en güzeli. Bunu kapanışa koyarsın.